Haftalık Turgutlu Belediyesi Haber Bülteninden merhaba. Ben Yeliz Çakmak. Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcılarımız Fırat Onas, Ahmet Taşkan, Evren Erbaş ve daire müdürlerimizle birlikte belediye bünyemizde faaliyetlerini sürdüren Aşiv ve Hayır Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yürütülen işlemler hakkında detaylı bilgi aldı. Başkanımız Akın, Dalbahçe Mahallesi Muhtarı Yunus Nergis ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Muhtar Yunus Nergis ile alan çalışması yapan Başkanımız Akın, Dalbahçe Mahallemizin öncelikli taleplerini dinledi ve yapılacak projeler hakkında incelemelerde bulundu. Turgutlu Otogarı yönetimiyle bir araya gelerek otogarda incelemelerde bulunuldu. Vatandaşlardan gelen talepleri yerinde inceleyen Başkanımız Akın, otogarın daha işlevsel hale gelmesi adına yönetim ile birlikte toplantı gerçekleştirdi. Belediyemiz tarafından Urganlı Mahallemize kazandırılacak olan düğün salonu projesinde sona yaklaşıldı. Urganlı Mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulacak olan projede kaba inşaat, çatı yapımı ile dış cephe boyama çalışmaları tamamlandı. Urganlı Düğün Salonu projesinin inşaatı ince işçiliklerin ve iç cephe boyama çalışmasının ardından sona erecek. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Firdevs Gürer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen programa katılım gösterildi. Bu okulda çok özel bir anım var. Kızım eğitimini almaya başladığında hep hukuk fakültesinde okuyacağım, avukat olacağım niyetiyle okumaya başlamıştı, eğitimini almaya başlamıştı. Üniversite sınavına girdi. O hedefine ulaşma durumu varken bir gün geldi, baba dedi, ben tercihimi dedi özel eğitim öğretmeni, zihin engellilerde kullanmak istiyorum. O eğitimi alıp Turgutlu'da ve memleketimin herhangi bir yerinde hizmet etmek istiyorum dedi. Biz de bundan yaklaşık 12 yıl önce biraz daha farkında olduk. Engellilerle ilgili, onların yaşamlarıyla ilgili sıkıntılara biraz daha yakından tanık olduk. Sonrasında eğitimini aldı, öğretmen oldu ve 7 yıldır da bu okulda görev yapıyor. Onun için bu okul benim için çok özel. Bütün öğretmenlerimiz de özel, onları hepsini yakından tanıyorum. Çok da güzel hizmetler veriyorlar. Belediyemizin kooperatifleşme sürecine katkı sunduğu Turgutlu Anne ile Tarım Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni Başkanımız Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu Kadın Kolları Başkanı Sema Sivrikaya ve Kadın Kolları üyeleriyle birlikte ziyaret etti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı olarak her hafta şehir içi ve şehir dışında farklı yürüyüş ve tırmanış etkinlikleri düzenleyen Turberlağ'ın bu haftaki yürüyüş rotası Kemalpaşa'ya bağlı Ovacık Köyü oldu. Turberlağ katılımcıları yürüyüşünü eşsiz doğa manzaraları eşliğinde keyif ve neşe içerisinde tamamladı. İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı 3. Olağan Kongresi'ne Başkanımız Akın katılarak yeniden ilçe başkanlığı görevine seçilen Önder Ertaş ve yönetimini tebrik etti. Belediyemiz sporla büyüyen gençlik projesi kapsamında gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Bünyesinde bulunduğu branşlara masa tenisini de dahil ederek aktif olduğu branşların sayısını arttırdı. Bu kapsamda masa tenisi branşında 50 lisanslı sporcu Turgutlu Belediye Sporlu oldu. Manisa'nın ilk ve tek e-spor takımı olan Belediyemiz e-spor takımının yeni sponsoru Türkiye'nin en büyük dijital kol sağlayıcısı Bino Game oldu. Sponsorluk anlaşması forma, sosyal medya ve çeşitli işbirliklerini içeriyor. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu ve uzun yıllar boyunca sorunların yaşandığı Çamlıca yolu üzerindeki yol yenileme çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Belediyemizin kendi imkanlarıyla 3 etap halinde yapılacak olan söz konusu çalışmalarda ilk etap tamamlandı. İkinci etap için hazırlıklara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yol kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yol kaldırma işlemlerinin sona ermesinin ardından araç ve yaya yolunda parke ve bordür döşemesi yapılarak Çamlıca yolu yeni ve modern görünüme kavuşmuş olacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Kayrak Mahallemizde parke döşeme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekiplerimiz Fatih Caddesi ile birlikte Üzüm, Gültekin, Dibek, Kurultay, Kübra ve Meşe Sokak'ta parke tamiratlarını tamamladı. Daha güzel bir Turgutlu için tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz.